Merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde Hevgat ve Hezgat konusunda bakacağız. Hevgat ve Hezgat'a sahiplik konusu diyebiliriz. Yani kuracağımız cümleler benim bir arabam var, benim bir kedim yok, senin bir kitabın var mı gibi cümleler olacak. Mesela sahip olmak diyoruz fiilin birebir anlamı o ama cümleyi çevirdiğimizde sahip olmak diye değil de var diye çeviriyoruz daha çok değil mi? Çünkü iki türlü çeviri yapılabiliyor arkadaşlar. Biri gramer çevirisi. Mesela bunu gramer çevirisi yapma birebir çevireceğim diyeceğim ki ben bir arabaya sahibim. Ama yorumlu çeviri daha çok gramerden çok anlamı veriyor, yorum yapıyoruz orada. Diyorum ki benim bir arabam var demiş oluyorum. Şimdi şu listeyi uzun zamandır görmemiştik. I you we they he she it zamirlerimiz bizim bunlar. Hangisinde have got, hangisinde has got kullanılıyor? Tahmin etmişsinizdir. I you we they ve çoğullarda have got kullanıyoruz. He she it ve Tekillerde has got kullanıyoruz. Şimdi cümlemiz şöyle oluyor. Bir tane burada öznemiz, zamirimiz var. Daha sonra have got fiilimiz geliyor. Sonra da neye sahipsek onu söylüyoruz. I have got a car. Ben bir arabaya sahibim. Benim bir arabam var. He has got a cat. Onun bir kedisi var. O bir kediye sahip. Olumsuzlarda da have ve has'in sonuna not getiriyoruz. Have not got ya da has not got ama kısa halini daha çok kullanıyoruz tabii ki. O yüzden haven't oluyor. You haven't got a house. Senin bir evin yok. Sen bir eve sahip değilsin ya da. She hasn't got a computer. Onun bir bilgisayarı yok demiş oluyoruz. Tabii bunları da olumlu cümleleri de kısaltabiliyoruz arkadaşlar. Mesela have için yukarıdan ayırıp ve e koyuyorum. I've gibi. I've got a car olurdu bu cümle. Burada da yukarıdan yine ayırıyorum ve sadece S koyuyorum. He's got a cat, Onun bir kedisi var. Şu iki cümle olumluydu. Bu iki cümle olumsuz. Şimdi soru cümlelerine bakacağız. İki tane de soru cümlesi bakalım. Diyor ki have we got a pen? Bizim bir kalemimiz var mı diye soruyor. Tükenmez kalem anlamına geliyor daha çok. Veya has it got a toy? Onun bir Oyuncağı var mı diye sormuş oldu burada da. It olduğu için burada has kullandık arkadaşlar. Şimdi bir de bilgi sorularımız var. Mesela bunların cevabı yes no'lu bir kısa bir cevap olabiliyor. Ama bilgi sorusunda direkt uzun bir cevap vermemiz gerekiyor. Farkı anlayacaksınız şimdi. Burada demiştik ki kalemin var mı? Evet var ya da hayır yok diyecek. Buradaysa what have they got in their hands? Onların elinde ne var diye sordu. Evet hayır diye cevap veremiyoruz. Ellerinde ne olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bu have has konusu daha doğrusu have ve has'i çok farklı yerlerde birçok kez karşınıza çıkıyordur ama hepsi farklı anlamlarda olabilir. Bunların da hepsini ilerleyen derslerde göreceğiz. Mesela have got has got konusu da öyle. Bunun bir de sadece have hasli olanı var. O Amerikan İngilizcesi. Bu İngiliz İngilizcesi. Onu simple present tense yani geniş zamanı göreceğimiz zaman göreceğiz. Bir de present perfect de yine have has konusunu göreceğiz. Onlar da yine ayrı bir konu. O yüzden bu ilerideki dersleri de kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız harika olur. Böylece siz de İngilizcenizi en temelden ileri seviyeye doğru geliştirebilirsiniz. Şimdi geçiyorum hemen. Daha fazla örnek bakalım birlikte. Az önce bütün zamirleri, bütün özneleri kullandım zaten. Şimdi yine karışık zamirlerle hem olumlu hem olumsuz hem soru örneklerine bakalım beraber. Birincisinde kısaltma yapmışız bakın diyor ki I've got a brother. Benim bir erkek kardeşim var. Kalemimi değiştireyim. İki de diyor ki She's got a dog. Onun bir köpeği var. O bir köpeğe sahip. Bu da kısaltılmış yine olumlu cümle. Üçüncüsü olumsuz cümle. Diyor ki we haven't got CDs. Bakın hep şimdiye kadar ee -e kullanmıştık ama böyle yapmak zorunda değiliz tabii ki. Çoğul bir şey olduğunda ee kullanmıyoruz. E bir anlamını veriyordu çünkü we haven't got CDs. Bizim CD'lerimiz yok. Bunları olumları var diye çevirirken olumsuzları yok diye çevirdim. He hasn't got any friends. Ya da any kullanabiliriz. Hiç anlamına geliyor. Olumsuzlarda ve sorularda kullanabiliriz bunu. Onun hiç arkadaşı yok. O hiç arkadaşa sahip değil gibi. Soru. Have you got time? Bu da hiçbir şey koymadığımız bir örnek. Zaman dediğimiz için zamanın var mı? Bir zamanın var mı falan diye sormadığımız için bunu da böyle bıraktım. Çoğul da yapılamıyor. Have you got time? Zamanın var mı? Has he got a brown bag? Şuradaki G fazla. Onun kahverengi bir çantası var mı? Şimdi şu iki soruyu kısa cevaplarını da verelim arkadaşlar. Nasıl olduğunu görmüş olalım beraber. Şöyle kahverengiyi alıyorum yine. Have you got time? Zamanın var mı? İki şekilde cevap verilebilir. Kısa cevap ya yes I have diyeceğim ya da no I haven't. Hezli cümlede ise şöyle diyeceğim. Ya yes he has. Evet onun kahverengi çantası var gibi. Ya da no He hasn't. Okay. Peki bilgi sorusuna nasıl diyorum? Cebinde ne var diye sormuştu. Yine kısa cevap vermek istersem money diyebilirim sadece. Ya da I have got money in my pocket. Değil mi? Bunun başına some da diyebilirim. Biraz para var. Cebimde. In my pocket. Bu da onun uzun cevabı diyebiliriz. Geçelim şimdi alıştırmalarımıza. Zaten konu kısa ve basit olduğu için alıştırmalarımız da yine basit olacak arkadaşlar. Burada olumlu olumsuz soru cümlelerimiz var. Have got, has got'ı doğru şekilde yerleştirmemizi istiyor. Yine 5'e kadar ben yapacağım. 5'ten sonrasını siz yapacaksınız. Bu sefer yeşil kalem alayım. Bir de diyor ki I demiş a nice room. Olumlu olduğunu anlıyorum. Herhangi bir soru işareti yok. Olumsuzluk özelliği yok. Ve Öznemde I. O zaman have got'ı hemen getirdim buraya. I have got a nice room. Alıştırma yaparken de yine hem daha fazla örnek görmüş oluyoruz hem kendimizi sınamış oluyoruz. Benim güzel bir odam var, hoş bir odam var demiş oldum. Burada soru işareti var. Zaten iki boşluk bırakılmış. Bunun bir soru cümlesi olduğunu anladım. Ve öznemde he. He olunca has getiriyordum. Got'ını da buraya getiriyorum. Has he got a pen in his pencil case? Yeni öğrendiğiniz kelimeler de oluyorsa burada onlar da yine kelime defterinize not almanız süper olur. Onun kalemliğinde pencil case kalemlik demek bir kalem var mı demiş olduk burada. Üçte de video bu sefer olumsuz olacakmış parantez içinde not vermiş onu anlıyorum. We olunca have oluyordu bir de not getirdim haven't oldu. We haven't yine got enough money yeterince paramız yok demiş oldum. Dörtte Jack diyor. I.U.V.D.H.E.H.E.A.T.'ten hiçbiri değil. Ama neye karşılık geliyor tabii ki? Jack erkek ismi olduğu için he'ye karşılık geliyor. He'ye davrandığımız gibi davranacağız Jack'e. Jack dedim. O zaman has got a pet. Jack'in bir e, evcil hayvanı var. Beşte yine soru. Özlem day. Have'i getirdim buraya. Burada da got kaldı. Have they got a garden? Onların bir bahçesi var mı? Yine burada benzer şekilde arkadaşlar sisters olduğu için mesela kız kardeşler demiş day gibi davranacağız. Car dediği için araba dediği için et gibi davranacağız. Onun dışında şurada <laughs> burayı yazdım oğlum gel dedi ki baba orada bir cem yazıyor bile mi yazıyor dedi. Düzeltmeye çalışırken iyice karışmış. Bike bu bisiklet o da aklınızda bulunsun. Egzersizin bu diğer kalan 5 sorusunu siz yapıp yorumlarda yazarsanız beraber bakarız konuyu anlamış mısınız anlamamış mısınız. Bu şekilde hevgat hezgat konusunda bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.